Size bir dosya açacağız hemen. Cüneyt Özdemir dosyası. E, mecburen açacağız bunu. Bu çok e, kişisel bir dosya değil. Bu bir etik dosya. Neden? E, yoldaşımız Orhan Gökdemir, benim hayatım boyunca e, Marksist yoldaşım olan Orhan Gökdemir bir yazı yazdı Cüneyt ile ilgili. Cüneyt de Orhan'a dava açmış. E, e, Ahmet Hakan da bana dava açtı. Aynılar aynı yere. Orhan Gökdemir'le Enver bir tarafta, Orhan Gökdemir'le... Ahmet Hakan bir tarafta. Yani niye ortaya koymuş oluyoruz? Bir tarafta e, Can Yücel'in dediği gibi e, Türkiye ikiye ayrılır mı, e, bölünür mü diye sorduklarında ayrılsın demiş. Namuslularla namussuzlar ikiye ayrılalım. E, buna e, teşbihte hata olmaz. Buna benzer bir tavırda söz ediyoruz. E, dolayısıyla bakın oran ne yazmış onu bir göstereyim size. E, kaşıklı, kaşıklı, kol saatli, fırıldaklı bir gazeteci portresi Cüneyt Özdemir. Gördüğünüz arkadaş Cüneyt Özdemir, e, muhalefetin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday politikasıyla e, şey yapıyor, tartışılıyor. Biliyorsunuz e, yazıyı siz okursunuz, Mehmet Ali Birand'ın e, çömezi, e, Türker İlanoğlu'nun damadı, e, Aydın Bey'in koruması altında, ee, şu anda bir evlatları var Paris'te e, evlendi bunlar e, şey değil önemli değil ama Türkiye'nin oğlu Türkiye'nin en önemli yapımcısı Aydın da en önemli patronu ondan sonra e, devam edelim ha, burada e, AKP'li yıllar bir geriye geçelim mi AKP'li yıllarda e, Türkiye'nin TMSF e eliyle kuşatılmasını söylüyor Fethullah Gülen cemaatinin büyütülmesini söylüyor Orhan devam ediyoruz arkadan e, Evet, şimdi burası çok önemli Bundan dolayı neden e, artistlik yapıyorlar anlamıyorum. Bakın 2010 yılında iş Bilir iki gazeteci Serdar Turgut Ferhat Boratav birlikte Pensilvanya yollarına düştüler. Düştünüz mü arkadaş? Düştünüz. Fethullah Gülen'i ziyaret edip eteğine yüz sürdüler mi? Eteğine yüz sürdüler mi bilmiyorum ama ziyaret ettiler. E, yanında diz çöktüler mi? Çöktüler. E, kollarında Fethullah Gülen imzalı kol saati var mı? Var. E, ardından basın da artistik yapıp herkese özellikle e, Cüneyt falan e, güçlendi mi? Evet. E, Mapusanede pek çok insan e, inim inim inlerken Cüneyt Efendi e, o saatten dolayı dokunulmazlık sağladı mı? E, sağladı. Cemaatin e, medyada güçlü olduğu zaman Eyüp Can'la birlikte, Eyüp, Eyüp ben de tanırım, e, Fethullah Gülen'in prensiydi. E, onunla birlikte yayın yaptım mı, köşe sahibi oldun mu? Oldun. CNN Türk'te e, acayip acayip e, bir dönem yaşanıyordu. E, bu arada Ferhat Boratav'a nöbetçi maydanoz demiş Orhan Gökdemir. Ferhat Boratav kımıldamadı bile yerinden e, bu yakın zamanlara kadar. E, bütün bunlar doğru mu? Doğru ne? Dava açtığını çok merak ediyorum. Devam edelim. E, ve e, sonuç itibariyle e Fethullah Gülen meselesi ortaya çıkmıştı. Aydın Doğan tehdit ediliyordu Fethullah Gülen meselesinde. Tehdit edilmesinin nedeni Aydın Doğan'ın Hilton arazisi vesaire gibi bütün davaların Fethullahçı hakimlerin elinde olmasıydı. Bunu da altını çizelim. Bütün mallar gidecek şekilde söyleniyordu. bunları da gördük. Dolayısıyla bu işler böyle ee, Mehmet Ali Birant'la ilgili bir hatırlatma yapmış Mehmet Ali Birant TRT'yi dolandırmak e, suçundan e, hüküm giymişti onu da hatırlatmış e, doğru bu Mehmet Ali abinin e, bu hükmü giydiği Emin Çöl yaşayan zamanında çok yazmıştı devam edelim e, bu e, tabi e, bir anda e, şöyle bir tavırlar e, gerçekleşti Cüneyt Özdemir'in ekranda bir yayını oldu ekrandaki o yayında uyuşturucuyla ilgili bir yayın oldu. Ve Decep Tayyip Erdoğan acayip sinirlendi bu yayına. Cüneyt Özdemir ağlayarak şeye geldi. Barışın Barış Tünay'ın Barış yanına geldi. Ben ne olacağım? Beni çiziyor musunuz? Üstümüzü mü çiziyorsunuz? Ne yapacağız? falan diye. Sonra internette bulabilirsiniz. Nasıl tir tir titriyor. Bakmayın bugün kabadayılık yaptığına. Beni kovacaklar, beni içeri atacaklar falan böyle. Ağlamaklı yavrucak. Ondan sonra ee, çıktı televizyona, aynen şöyle dedi. Benim de annem türbanlıydı. Hepimiz aynıyız. İşte falan ya. Ama şu Sayın Başbakan Allah aşkına bana kötü bir şey yapma falan. Cüneyt bu. Cüneyt bu. Resmen e, neredeyse türban takarak e, ekranı e, çıkacaktı o gün. Hepimiz oradaydık Orhan da e, oradaydı. E, Dolayısıyla e, böyle özür diledi. neye benziyor biliyor musunuz? Beyaz nasıl bizim hayatımızda beyaz Öztürk bir utanç vesikası olarak bir öğretmeni hedef gösterip ertesi gün kanalda haberlerine çıkıp yahu benim de babam polis olur mu öyle şey falan gibi insanın utandıracak bir hale düştüyse bir öğretmeni hedef gösterdiyse Cüneyt Özdemir de benim de annem türbanlı vallahi ben de gerekirse türban takarım ne olur AKP'cim diyen bir tip. Yani bir isim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yurt dışına kaçtı sonra Londra'da oldu orada e, şeye gitti e, Londra'ya gittiğinde benim eski arkadaşım Cafer Mahiroğlu'yla ile beraber ne yapabiliriz diye yan yana bulundu onları da yazalım devam edelim e, işsiz kaldığı o günlerde Bu arada hiçbir zaman işsiz kalmadı e, her zaman parasını aldı Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini aradığını Haber Kanalı Projesi'nden bahsettiğini söyledi. İşte hmm. e, bu süreç devam etti. Alttaki isimle de biliyorsunuz Korkmaz meselesi. Devam edelim sonra. E, gazeteci kazanç kapısı olarak e, gören e, birisi diyor ve başarılı diyor. Doğru. E, Cevheri Güven, e, Fethullah e, Gülen'in gazetecisi ağzında altın kaşıkla doğmuş diyor e, şeye. Cevheri Güven bu arada e, doğru e, söylüyor ve dün Fethullahçı'ydı bugün Tayyip Erdoğan'cı şimdi de görevini yapıyor ve altılı masaya giydiriyor bunun da altını çizelim o zamanki bakın o zamanki ekip bunlar bir ekipti ve şey diyor Orhan basında pek çok fırıldakla yan yana çalıştım hiçbiriyle merhabamız yoktur biriyle üniversitede sınıf, sınıftaştık ama buna rağmen tanışmazdık kim olduğunu merak ettim soracağım Beni sevmezlerdi, ben de onları sevmezdim. Yalakalığa tahammül eden insan değildir ama ilk defa bir fırıldak davasıyla karşı karşıya. <laughs> Gazeteci kalemiyle var olan insandır. Bir sıkıntın varsa haksız davranmışsan kalemine sarılırsın. Avukata sarılmak ne? Yanlış yazdıysak utandır bizi. Bundan ağır cezam olur. Yalaka demiş bir kere daha. Ben de Ahmet Hakan'a yalaka dedim, ya, 3000 lira ceza almıştım. Halbuki bir durum saptaması bu. Yani durum saptaması neden e, şey ceza konusu oluyor onu anlamıyorum. Fakat şöyle bir kadro var. Orada bir çete vardı e, CNN'de. Ferhat Boyratav, e, Ahmet Hakan, efendime söyleyeyim şey e, bu e, Cüneyt Özdemir, hatta Emin Çapa ve Şirin Payzın. Bunlar ben gelince çok rahatsız oldular. E, bu Enver de nereden çıktı? Bu Beyaz Türklerin mahallesinde bu herif nereden çıktı diyor. Beni oraya getiren de Barış Tünay. Onun da altını çizeyim. Biz de Orhan'la birlikte gidiyoruz. Orhan'ın oralara, o binalara girmesi mümkün değil zaten. Ee, çok sevdiğim bir düşünürün bana söylediği bir şey vardı. Enver, senin CNN'den kovulman değil, CNN'de çalışmış olman mucize demişti o değerli e, düşünür. Neyse, e, daha sonra bunlar birbirlerine de girdiler. Şirin'le e, şey kavgalı oldu, Cüneyt Özdemir kavgalı oldu falan. Bakın size bunların ne olduğunu şöyle anlatayım. Emin Çapa, Serkan merhaba. Emin Çapa Kargil'le iş yapıp Kargil'le iş yapıp halkı kanser yaptı. Yetmedi. TÜSİAD'ın baş danışmanlığını yaptı. Emin Çapa bu. Tamam mı? Şirin Payson, bunları muhalif diye seviyorsunuz ya. <laughs> Şirin Payson, ben bir gün odada oturuyorum. Tok kuda, tok kuda, tok kuda, tok kuda e, ayakkabılarıyla yere vurarak geldi. Enver dedi, biz burada hep olacağız, sen gideceksin. Bu arada doğru söyledi. Onlar hep oradaydılar. Demirören gelene kadar beni kovdular o ayrı. Derdi ne? Ben onun konukları alıyormuşum. Ben de Şirin'e dedim ki ya Şirin konuklarını falan ben almıyorum. Bana çıkmak istiyorlar. Sen de soru sormayı öğren. Sen de gazeteci olmayı öğren. Sana da çıksınlar. Bunlar çete. Nitekim bu gerçekleri çok enteresan. Cem Küçük yazdı ya. Çok enteresan. Ha, işte Emin Çapa'nın ne mal olduğunu ortaya koyan Gökhan Günaydın. Gökhan Günaydın, Ziraat Mühendisleri Adası Başkanıdır. Şu anda Ekrem Moğol'unday, birlikte çalışıyor ve Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri. Bak diyor. Kargil'in nişasta, bazı şekerinin halkla ilişkiler işareti olduğunu yazıyoruz. Bin çiftçi, bin bereket. Bunu belgele diyor Emin Çapa diyor. Şu alttakini kaldır lütfen. Belgele dediği şey kanser yapan çocuklarımızı konu çocuklarımızı. E, kanser yapan altını çiziyorum. Mısır şurubunun pazarlanması. Emin Çapa'da onun ekran yüzü ve e, Tüsiyat'ın e, danışmanı yani Emin kimin adamı, TÜSİAD'ın adamı, patronların adamı. Şirin kimin adamı, patronların kadını. Tamam mı? E, bu arada e, Cüneyt Özdemir'in en büyük yalanı ne? Ben bağımsız medya kurdum, e, fonsuz medya kurdum diyor. Göstersene onu. Adam doğuştan yalancı ya. Doğuştan yalancı göster. Şimdi bakın bir kere halkla ilişkiler çalışması olarak gidip kayyumlardan para alıyor bir. Tamam mı? Cüneyt Özdemir sen busun. Destek paketleri ekonomiyi rahatlatacak mı? Bu nerede? CNN'de. Hani televizyona iş yapmıyordun? Hani televizyona iş yapmıyordun? Bak biz Radyo Sputnik'te çalıştığımızı saklamıyoruz. saklamıyoruz. Al sana belgesi. Adam yayıncılıkta bile yalan söylüyor. Yalan söylüyor halen para kazanıyor CNN'den orada yayın yapıyor ve herkese şunları yazıyor arkayık loser adamlardan gazetecilik dersi alıyoruz nasıl bir medya kurduğumuzu anlamalar en az 10 yıl sürer reklam alıyoruz ve alacağız patronun gerçek gazeteciler olduğu medyayı tam da böyle kuracağız bunlara da inat kuracağız diyor e o zaman niye CNN'de program yapıp cukkayı götürüyorsun bir neden bütün sistemini Aydın Doğan'dan aldığın paralarla yıllarca ödettin iki sen Orhan Gökdemir'in Tırnağı değil. Tırnağının içindeki kir olamaz. Cüneyt Özdemir. Tırnağının içindeki kir olamaz. Loser de sensin. Arkayık de sensin. Ee, ve işte bu e, adamların kimliği. Biraz sonra Meral Danış Beştaş'la olacağız. Ahmet Hakan biliyorsunuz Tahir Elçi'yi e, Meral Hanım tamam. Şunu gösterip geçelim. Ahmet Hakan Tahir Elçi'ye hedef göstermişti. Ardından da öldürüldü. Yani bana sorarsanız düşünsel azmettiricisi Ahmet Hakan'dır. Elinde kan yok belki ama kaleminde var, sözünde var. Burada da e, aynı şeyi Cüneyt Özdemir Garopaylan'a yapıyor. Ve yani e, Allah muhafaza insanların canının bu kadar e, değersiz görüldüğü bir ülkede hedef gösteriyor. Bu adamlar bu. Şirin de bu, Emin de bu, e, Cüneyt de bu, Ahmet Hakan da bu. Varsa e, mertçe konuşacakları bir zemin. Çıksınlar orada konuşalım. Ne Tahir Elçi'yi unuttuk, ne Tahir Elçi'yi unuttuk, ne de e, yaptıklarımızı unuttuk. Ve son meselede e, onu da söyleyelim. E, Cüneyt Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin utanmaz. FETÖ'cü hesapların hepsine bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu dışında hiçbir şey istemiyorlar FETÖ'cüler. Ya bunlar dedi diye Kemal Kılıçdaroğlu olmasın demiyorum ama ya bunlar, bunların adayı bu. Ben onu görüyorum. Siz de görüyorsunuz herhalde demiş. Ya sen Gidip Fethullah Gülen'in önünde diz çöküp elini öteğini öpmüş adamsın. Sen bu işleri bırak. Sen bu işleri bırak. Sen bu işleri bırak. Yaptığın işlere devam et. Konuşturma. Daha fazla. Evet. 30 saniyelik bir belleğe girelim ve Meral Hanım'ı e, alalım. Yani şu söylemek istiyorum bu arada. E, Cüneyt kötü. Efendime söyleyeyim. Şey kötü. E, Ahmet Hakan kötü. Eminleşir'in iyi. İşte gösterdik. Hepsi aynı. Dolayısıyla Halk TV bir operasyon kanaldır dediğimde bana inanmıyorsunuz. Halk TV liberal bir operasyon kanalıdır. Cafer'e bu yüzden verilmiştir. Bunu da buraya not olarak düşelim.